yok. Bu tarafta su dökerim. Bunları versin. Bunları versin. Ağır ya. Arkadaşlar. Sen beni dikkat edelim olur mu? Valla harika bir duygu yani insan hayvanları beslemek gerçekten güzel bir duygu. Yani insanlar zaten yeterince güzel, keyifli alanlarda yaşıyorlar. Bence hayvanların da yaşama ihtiyacı var. Bu konuda duyarlı Van Halkı'na ve arkadaşlara teşekkür ederiz. Derneğe teşekkür ederiz, belediyeye teşekkür ederiz. Gerçekten güzel bir ortam. Farkındalık oluşturuyor. Bunu bence bütün Van'a, hatta bütün Türkiye'ye yaymak lazım. Zaten ortaklaşa planlamıştık Haçiko Derneği ile beraber. Haçiko Derneği Van İl temsilcisiyim ben. Kurucu başkanımızın da onayıyla Ömür Gedik'le beraber böyle bir şeyi planladık. Sağ olsun İpek yolundan gerekli desteği aldık. Güzel de geçti. Buradan sonra kaleye geçiş yapacağız. Onlar bizim gerçekten yani bizden bir parça. Onları böyle bırakmamamız lazım kesinlikle. Fırsat buldukça kesinlikle her fırsatta gelmeyi planlıyoruz. Sürekli besleme yapıyorlar. Bunu zaten farkındaydık ve biz şöyle istedik. Dernek olarak ortaklaşa hareket edelim dedik. Volkan Bey'den bunu rica ettik. Volkan Bey bizi kırmadı sağ olsun. Ve böyle bir şey için, bu organizasyon için bize gerekli desteği de verdi. Kendisiyle beraber buralara geldik. Bunca canı gördük, durumlarını tespit ettik. Bundan sonra sürekliliği olmasını biz kendimiz dernek olarak istiyoruz. Kendileri de bunu kabul ederlerse biz çok daha mutlu olacağız. Biz yaklaşık Van İpek Yolu bölgesinde 100 noktada köpek besleme odaklarımız, 30 noktada da kedi besleme odaklarımızla bu çalışmayı devam ettirmekteyiz. Sağ olsun bugünkü etkinliğimize de Haçiko Derneği bize destek verdi. Onların duyarlılığından dolayı onlara da teşekkür ediyorum. Sokak canlarımızı unutmuyoruz hiçbir zaman. Derneklerimiz, halkımız sürekli yanımızda. Sokak canlarımızla bu şekilde mutluyuz. Devam da edeceğiz bu çalışmalarımıza. Daha güzel etkinliklerle bu pandemi döneminden sonra, inşallah kurtulduktan sonra daha güzel çalışmalarla yine tekrardan birlikte olacağız.